Merhaba değerli seyirciler, İçel TV'ye, İçel gündemine hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz. Hatırlayacaksınız, son 15 gündür Mersin'de siyaset dünyasında Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı Yönetim Kurulu'nun düşüp düşmediği konuşuluyordu ve bu konudaki beklentilere son noktayı Ankara'dan CHP Genel Merkezi'nden gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingül son noktayı koydu değerli seyirciler. Ve Tekin Bingöl Mersin'e geldi. Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl yönetiminde bulunduğu sırada istifalarını genel merkeze noter aracılığı ile sunan 3 kişiyle bir toplantı yaptı. Daha sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Faruk Akar ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptı ve Mersin'de genel merkezin Mersin İl yönetimi için vermiş olduğu kararı açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Mersin İl Yönetiminden 13 üyenin istifa etmesine ilişkin geldiği Mersin'de açıklamalarda bulundu ve Merkez Yönetim Kurulu'nda yapılan değerlendirme sonucunda Mersin İl Yönetiminin düştüğüne karar verildi. Bingöl, bundan sonra yapacağımız bir geçici kurul atamak olacak ve bu geçici kurul 45 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidecek dedi. Bingöl, Mersin CHP İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada istifa sayısının toplam üye sayısının yarısından bir fazla olduğu için tüzük gereği MYK'da değerlendirmeye alındığını ve kabul edildiğini söyledi. Bingöl, MYK'da yapılan değerlendirme sonucunda Mersin İl Yönetimi'nin düştüğüne karar verildi. Bundan sonra yapacağımız bir geçici kurul atamak, bildiğiniz gibi kayyum mahkeme tarafıyla atanan kurulların adıdır ama biz geçici kurul atayacağız. Geçici kurulumuzu atamadan önce Mersin'deki partili arkadaşlarımla bir değerlendirme yapmak istedim. Çok kısa süre içerisinde Mersin'de derlenip toparlanacağız. Mersin'de sıkıntı yok, yenileme ihtiyacı söz konusudur dedi. Tüzük gereğince geçici kurulun 45 gün içerisinde kongre yapması gerektiğini kaydeden Bingöl, bütün bunları buradaki arkadaşlara tek tek değerlendireceğiz ve bir sonuç alacağız. Buradan aldığım bilgileri ve değerlendirmeleri yarınki MYK'ya sunacağım şeklinde konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün açıkladığı bu bilgiler doğrultusunda CHP il yönetimine bir geçici yönetim atanacak ve bu geçici yönetim 45 günlük süreç içerisinde CHP il yönetimini olağanüstü kongreye hazırlayacak il bazında değerli seyirciler. Ve siyasetle başladık, siyasetle devam edelim. Hatırlanacağı üzere geçen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili maaşlarına zam yapıldı. Bu konuyla ilgili olarak arkadaşlarımız sokağa çıktılar ve vatandaşlara hem milletvekillerinin maaşlarına yapılan zam hem de milletvekillerinin hangi partiden olursa olsunlar, özellikle de Mersin milletvekillerinin mecliste göstermiş oldukları çalışma performansını değerlendirmelerini istediler. Milletvekillerinin maaşına 1700 lira zam geliyor, ne düşünüyorsunuz? Çok az vermişler, daha fazla verseler iyi olurdu. Yetmez garibanlara. Yetmez. Ya. Yazık. Evet, yazık. Asgari ücret 7-800 liraya, kenunlara 1700 lira yeter mi? Memuru aç geziyor, sürünüyor, yani para yetmiyor. Ama milletvekilleri her şeyleri bedava olmasına rağmen daha hala zam geliyor. Yo, mesela bu avukatlar, savcılar YSK'dan dolayı hani zam yaptı ya 1155 lira. E onun 1100 lira verse 55 lirasında garibanlara yapsalardı zam olmaz mıydı yani? Yok yani milletvekilleri çok az olmuş. Ben olsam biraz daha arttırırım. 30-40 bin lira değer onlara ya. Evet. Milletvekillerin maaşına 1700 lira zam geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Milletvekillerine 1700 lira maaş. Zam. Bu ülkede asgari ücret ne kadar? 840 lira değil mi? Bir ülke ki asgari ücretli 840 lira milletvekillerine bir defadan 1700 lira zam dediniz. Çok hiç doğru olmayan bir şey. Yani bizim insanlarımızın bu kadar yoksulluk içinde kıvranırken milletvekillerimizin insafsızca, vicdansızca kendilerine bu kadar zamı layık görmeleri hiç hoş bir şey değil. Vallahi bu konuda düşünecek bir şey yok. Millet perişan. Ne hikmetse onlar kendileri istediği gibi yürütüyorlar. Vallahi ben milleti düşünüyorum, onlar utansın. Ben ne diyeyim başka? Peki milletvekillerine 1700 lira zam yapıldı. Ne düşünüyorsunuz?
Çok günah, çok. Şu ülkemiz şu vaziyetteyken onlara zam yapılması çok ayıp bir şey. Ülkemizin durumu hiç iyi değil. Yani bunların içerisinden hiç mi ses çıkaran yok ya? Allah'tan kork. 2 milyon insanı oturarak doyuruyoruz. 3 öğün yemek veriyoruz ya. Bizim insanlarımız aç ya. Yani bu AKP'nin içindeki milletvekillerinde de mi hiç vicdan yok? Seçmenlerinde de mi yok yani? Bizim çocuklarımız boş. Yani yanlış bir şey. Zaten emekliler acından ölüyor. Sesimizin çıktığı yok. Milletvekillerine 1700 lira zam yapıldı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bize de yapsınlar. Bak çoluğumuz çocuğumuz evimiz kirada, yetiştiremiyoruz. Yani bize de yapsınlar. Yazık değil mi bize? Evsiziz, bir şeysiziz. Nasıl? Milletvekillerine 1700 lira zam yapıldı. Emekliye niye vermiyorlar? Emekliye verirsin. Onlar alıyor 15 milyar. Emekli alıyor 1 milyar, 1,5 milyar. Milletvekillerine zam yapıldı. Vallahi ben anlamadım. Salih abim konuşsun. Milletvekillerinin ihtiyacı var. Biz evet. Zavallıyız biz. Biz hakikaten zavallıyız. Niye zavallıyız? Bakın. Evet. Bakın Türkiye ayağa kalkmış. Her taraf ayağa kalkmış. Burası böyle Mersin. Mersin'de ses yok. Neden evet. Ses yok? Neden ses? Çünkü dürüst. Bir de Türkiye'yi koruyan Allah var. Evet. İstedikleri kadar vursunlar. İstedikleri kadar çırpsınlar. Evet. Ama bizi koruyan Allah var. Allah'ın olduğu yerde şeytan olmaz. Olmaz. Saygılar sunar. Yani bu artan paralar nereye gidiyor? Onu öğrenmek lazım. Suriyeli vatandaşlara o kadar para harcanmış. 4 katrilyondan bahsediyorlar. Acaba diyor bir katrilyonu oradan mı kapatacaklar? Veyahut da ayrıyeten bir katrilyon başka bir insanlara mı gidecek? O da ayrı bir ortam. Milletvekilleri maaşlarına yapılacak zamma vatandaşların gösterdiği tepki bu şekilde değerli seyirciler. Ve devam ediyoruz efendim. Toroslu Belediyesi'ne geçiyoruz. Toroslu Belediyesi hatırlanacağı üzere geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Mersin'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş adına Toroslar ilçesi sınırları içerisinde Toroslu Belediyesi bir park inşa etmişti ve Rauf Denktaş'ın adı bu parka verilmişti. Bu parkla ilgili çalışmalarını devam ettiren belediye aynı zamanda bu parkı bir açık hava müzesine dönüştürme kararı verdi ve bu konudaki ilk adımlarını da attı. Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucusu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adını verdiği parkı Rauf Raif Denktaş Açık Hava Müzesi'ne dönüştürüyor. Toroslar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre belediye tarafından Mustafa Kemal Mahallesi'nde 12 bin metrekare alan üzerine yapılan parkın açık hava müzesi haline getirilmesi için Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlıkları ile görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerin sonucunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan hibe edilen ulaştırma gemisi, can yeleği, can simidi, filika, dürbün, bot, dümen, pervane, motor, pusula gibi askeri malzemeler milli marşlar eşliğinde Toroslar Belediyesi'ne teslim edildi. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna konuya ilişkin yaptığı açıklamada tarihi ve milli değerlere önem veren bir belediye olduklarını vurguladı. Toroslar Belediyesi olarak Mustafa Kemal Mahallesi'nde yapmakta olduğumuz Rauf Denktaş Parkı, Kıbrıs Barış Harekatı'nda özellikle kullanılan bütün teçhizatların barındığı bir bakıma Kıbrıs Barış Harekatı Açık Hava Müzesi gibi olacak. Bunun içerisinde şu anda Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan almış olduğumuz bir Phantom uçak, bir tane çıkarma filikası, yine Cengiz Topel'in heykelinin olduğu, Rauf Denktaş rahmetlinin heykelinin olduğu, her iki rahmetli büyüklerimizin heykellerinin olduğu bir sergi yeri olan, gerçekten bir kompleks, Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan çok özellikle önemli bir açık hava müzesi niteliğini taşıyan bir eser olacak inşallah. Burada hem yol boyu Müftü Deresi yürüme yolunu da aynı şekilde bezedik, ışıklandırdık parkıyla birlikte. Hakikaten bu mahalleye çok farklı anlam katan çok değerli bir proje olarak inşallah bitireceğiz. Haziran'a kadar bu proje tamamlanmış olacak. Şu anda gerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, gerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, gerekse Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan
yazışmalar yapmak suretiyle bu malzemeleri temin ediyoruz. Gerçekten buranın düzenlenmesinde merkez komutanımız, yine garnizon komutanlığımız bize çok önemli destekler sağlıyorlar. Bittiğinde çok güzel bir eser olacak. Hayır uğurlu olsun diyorum. Hem yeşil anlamında hem de tarihimizden bir kesiti sunabilme noktasında çok özellikli bir proje olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli seyirciler, Çukurova Bölgesel Hava Alanı inşaatıyla ilgili tartışmalar Mersin'de devam ediyor. Çukurova Bölgesel Hava Alanı inşaatının yüklenici firmasının mali gücünün sıkıntı içerisinde olması nedeniyle inşaatın çok yavaş ilerlediği, hatta durma noktasına geldiği birçok kez Mersin'de kanaat önderleri ve Mersin ekonomisine yön veren çeşitli kurumların yönetim kurulları tarafından dile getirildi. Ve Çukurova Bölgesel Havaalanı inşaatını yürüten firmanın uluslararası bir ortak kendine bulmak için ve kredi anlaşması imzalamak için yapmış olduğu girişimlerle ilgili olarak da Mersin'e son ziyaretinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Elvan da bu konuya değinmişti. İnşaatın teslim tarihi gecikebilir, 6 ay hatta 1 yıl. İlgili firma kredi bulma çalışmalarını bizim kontrolümüzde, bizim koordinemizde devam ettiriyor demişti. İşte bu konuyla ilgili güzel bir haber geldi. Firma inşaatın yeniden hızlı bir şekilde başladığını açıkladı. Değerli seyirciler, bu haberimizi tekrar sizlere aktaracağız. Teknik bir sorun meydana geldi. Diğer bir haberimize geçiş yapalım. Emniyet Müdürlüğü Mersin'de il genelinde birçok noktada emniyet kemeri konusunda vatandaşları bir kez daha uyarmak amacıyla kontroller başlattı ve bu kontrollerde emniyet kemeri takmayan vatandaşlara, sürücülere ceza kesilirken aynı zamanda birçok noktada yaya vatandaşlara bile emniyet kemeri konusunda bilgiler aktarılıyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin birçok yerinde uygulama noktası kurarak emniyet kemeri konusunda vatandaşları uyarıyor. Uygulamalarda emniyet kemeri takmayan sürücülere de gerekli cezai işlemi uygulayan ekipler emniyet kemerinin kazalardaki faydalarını sürücülere anlatıyor. Ekipler emniyet kemerinin yaralanma ve ölümleri büyük ölçüde azalttığını ifade ediyorlar. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Diyadin Özer, emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade ederek ülkemizde 2020 yılına kadar trafik kazası sonucu ölümlerin azaltılması amacıyla hız kontrolü ve emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalığı artırabilmek için 2013-2014 yıllarının emniyet kemeri ve hız kontrolü yılı ilan edilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede emniyet kemeri kullanma alışkanlığına geliştirici çalışmalara hız verilmiştir dedi. Mersin İl Merkezi'nde 2008 yılında emniyet kemeri takma oranının %5'lerin altında olduğunu vurgulayan Özer, sistematik denetimlerimiz, eğitim çalışmalarımız ve özellikle emniyet kemeri kampanyasıyla vatandaşlarımıza verdiğimiz mesajlar ciddi katkı sağlamıştır. Bununla beraber Mersinlilerin de duyarlılığıyla kemer takma oranı hızla yükselmiştir. Verilere göre %5'lerin altında olan emniyet kemeri kullanımı %60'lara yükseldi. Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğümüzün Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile tüm illerde müşterek yapmış olduğu habersiz emniyet kemeri denetim sonuçlarına göre ilimizde %69 emniyet kemeri kullanımı ortaya çıkmıştır. Muadil illere göre de ilimiz üst sıralarda yer almıştır. Mersin'de emniyet kemeri takan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emniyet kemeri hem ön koltukta hem de arka koltukta takılmalıdır. Ayrıca çocuklar için çocuk koltuğu kullanımı da ihmal edilmemelidir şeklinde konuştu. Değerli seyirciler, havaalanı inşaatımızla ilgili habere tekrar geri dönecek olursak, Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 ay önce inşaatın ilerlemesi durduğu
İddia edilen 30 milyon yolcu kapasiteli Çukurova Bölgesel Havaalanı inşaatı için 150 milyon avro dış kaynaklı kredi anlaşmasında sona gelindiği açıklandı ilgili firma tarafından. Ve bunun üzerine yüklenici firma da inşaatta yeniden hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. 357 milyon avro yatırım bedeliyle geçen yıl Mayıs ayında temeli atılan havaalanının altyapısı için bugüne kadar 60 milyon avro para harcandığı açıklandı. Yüklenici firma Koçoğlu İnşaat Ticaret Anonim Şirketi tarafından kurulan Çukurova Havaalanı Yatırım, Yapım ve İşletme Anonim Şirketi firması yurt içinde kredi bulamayınca inşaat 4 ay önce durduruldu. Kredi için dış piyasaya yönelen firmanın 150 milyon avroluk kredi anlaşmasında sona yaklaştığı açıklandı. Projenin %20'lik bölümünün tamamlandığını belirten proje müdürü Ozan Güzel şu bilgileri aktardı. Türkiye'de yapılan kredi araçlarımız sonuç vermeyince inşaat 4 ay süreyle durdurulmuştu. Ancak şu aşamada yurt dışı kaynaklı 150 milyon avro kredi temini konusunda sona gelindi anlaşmada. Bunun üzerine yeniden öz kaynaklarımızı devreye sokarak inşaata başladık. Şu anda ana pist bölümünde kazı ve dolgu çalışması devam ediyor. İç ve dış hatlar terminalleriyle otopark binasındaki kaba inşaatımız hızlı bir şekilde sürüyor. 2 hafta içerisinde sanırım bu binalar tamamlanmış olacak. Ve projede yaşanan gecikmeden dolayı sıkıntıya asla bir daha girmeyeceğimizi düşünüyorum. 2016 yılının Mart ayında bu projeyi tamamlamış olacağız. Bu süre içerisinde eğer bu proje tamamlanırsa Adana ve Mersin halkına vermiş olduğumuz sözü de tutmuş olacağız dedi. Havalimanının Adana-Mersin karayoluna direkt ulaşımını sağlayacak olan bağlantı yolunun yapımına da bugüne kadar başlanmadığını belirten Güzel, bu yolun bir an önce tamamlanmasını biz istiyoruz ve projenin sağlıklı yürümesi için de bu çalışmanın çok önemli olduğunu, bu yolun bir an önce bitirilmesinin de çok önemli olduğunu Mersin'in yöneticilerine ve bu bölgesel hava alanının inşaatının bir an önce bitmesini isteyen Mersin ekonomik dinamiklerine de ulaştırıyoruz. Bize de Mersin Adana kara yolunu bu inşaata, bu hava alanı noktasına bağlayacak yolunda bir an önce bitirilmesi gerektiği konusunda Mersin'in de gayret göstermesi gerekiyor açıklamasını yaptı. Çukurova Bölgesel Havaalanı inşaatının proje müdürü Ozan Güzel değerli seyirciler. Devam ediyoruz. Mersin'de ilginç bir olay yaşandı. Mersin şehir merkezinde yüksek bir binanın üstünde, çatısında, damında dolaşan bir kadını vatandaşlar intihar edecek zannettiler ve emniyeti aradılar. 15 polisin nat, buyurun. Dur, iyi günler, kolay gelsin. Buyurun. Bir ifade bulunacaktım. Biz nedir konu? Sahildeyiz de. Efendim? Bir bayan sahildeyiz de şu anda bir bayan binanın en tepesine çıkmış, ucunda duruyor. Sahilde nerede bu bina? Tam trafiğin karşısında, çaprazda. Yaşat İnşaat'ın üstü. Yaşat İnşaat'ın üstüne mi çıkmış? Evet. Hiç böyle şey durmuyor yani, abla atlayabilir ha. En üst kat damda yani, doğru mu? Evet evet, aynen öyle. Durun. Tamam, peki. Teşekkürler, iyi günler. Hadi iyi günler. Merkez 26-32, 28-30, 58-54. Yaşat İnşaat'ı bu en üst katta, bu teras katta. Şu an bir bayan MOBESE'den görüntü alıyoruz. Mersin'de hava almak için çalıştığı inşaatın çatısına çıkan kadın MOBESE kameralarından fark edilip intihar girişiminde bulunduğu sanılınca binaya ekip sevk edildi. Hava almaya çıktığını söyleyen kadın polisin duyarlılığına arkadaşlarıyla aynı çatıya çıkıp teşekkürler MOBESE yazısı açarak teşekkür etti.
Kent içerisinde gerçekleşen olayların takibinde 122 ayrı noktada 126 kamerayla hizmet veren mobil elektronik sistem entegrasyonu MOBESE ekranlarında şüpheli davranışlarda bulunan bir kadın tespit edildi. Merkez Akdeniz ilçesi İsmet Ünönü Bulvarı üzerindeki Yaşat İşhanı çatısında korkuluklara yakın bir şekilde dolaşan kadının hareketlerinden şüphelenen görevliler MOBESE ile kadını yakından izleyerek durumu kontrol etmesi için İşhanı'nın olduğu bölgeye ekip sevk etti. Ekipler MOBESE'nin 720 metre mesafeden tespit ettiği İşhanı'nın çatısına ulaşıp inceleme yaptı. İşhanı'nda çalıştığı anlaşılan kadını arayan ekipler kadının hava almak için çatıya çıktığını tespit etti. Ekiplerin MOBESE sistemiyle yönlendirildiğini öğrenen kadın, Muharebe Elektronik Şubesi ekiplerinin olaya erken müdahale etmesi ve duyarlılığı karşısında şaşırdı. Olayın üzerinden kısa bir süre sonra aynı çatıya hareketlilik tespit eden MOBESE görevlileri iki erkek ve bir kadının çatıya pankart astığını belirledi. Telsiz anonsuyla aynı çatıya sevk edilen ekipler çatıya ulaştıklarında "Teşekkürler MOBESE" yazılı pankartla karşılaşınca şok oldu. Kimliği açıklanmayan kadın polislerin ve olayı takip eden MOBESE'nin duyarlılığı karşısında mutlu olduğunu ifade etmek için böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi. İki erkek bir bayan ellerinde pankart var, bir konu var efendim. MOBESE'den okunabiliyor mu yazı? Karakök tersanesinin en üstü doğru mu? Doğrudur efendim. Az önceki bayanın olduğu bina. Bunun en üstünde köşede iki şahıs var ve ellerinde bir pankart benzeri bir şey var efendim. Tam kontrol edip bilgi vereceğim. Tamam, doğrudur. Bu aynı bayan var. Yanında da iki şahıs var, iki şahıs var. Bir şeyler atmaya çalışıyorlar. Bunu bir kontrol edelim. 2630 merkez. 2630 merkez diyor. Merkez, bu duyarlılığınızdan dolayı teşekkürler. MOBESE yazdığı bir yazı atmışlar, alıyoruz, tamam. Anlaştı efendim. Değerli seyirciler, bugün sabah saatlerinde Tarsus'ta feci bir kaza meydana geldi. Bir otobüsle bir kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti ve 15 kişi de yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. İzzet Sağıltıcı'nın kullandığı yolcu otobüsü D750 karayolu Ankara-Tarsus istikameti Çamtepe köyü mevkiinde karşı yöne dönüş yapmaya çalışan Şerif Kaplan yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Sağıltıcı ve otobüsün görevlisi Züher Sağıltıcı kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan kamyon şoförü Kaplan'la otobüsteki yolculardan Meryem Cengiz, Edip Zorlu, Hakan Ayma, Amir Melek, Beyhan Tükenmez, Sezer Çiçekoğlu, Elife Güzel, Yusuf Kahyaoğlu, Uğur Kurttepe, Mustafa Sarıoğlu, Nilgün Uzal, Melisa Uzal, Erdal Akta ve Birgül Akta Tarsus'taki hastanelerde tedavi altına alındı. Olay nasıl belli değil yani. Ne dedi bu anda düşünüyor mu? Sadece şeyi gördüm. Kazayı gördüm. Kaza oldu. İşimi şöyle koydum. Kazadan sonra geliyor yani. Aynen. Kaza. Nereden geliyor? Otobüs modundan geliyor. Spora geçiyoruz değerli seyirciler. Mersin İdman Yurdu Trabzon. Dan döndükten sonra bir gün tüm kadro dinlendi. Daha sonrasında ise Macit Özcan Spor Kompleksi'nde Rıza Çalınbay gözetiminde Mersin İdman Yurdu çalışmalarına başladı. Takımımız hafta sonunda Eskişehir Spor'u konuk edecek Mersin'de. Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu hafta sonu sahasında yapacağı Eskişehir Spor maçının hazırlıklarına başladı. Trabzonspor maçının ardından bir gün izin yapan Kırmızı Lacivertli futbolcular Macit Özcan Spor Kompleksi'nde teknik direktör Rıza Çalınbay nezaretinde antrenman yaptı. Koşuyla başlayan idmanda futbolcular yarı alanda topla çalıştı. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayan Serkan Balcı, takımla başladığı koşu sırasında rahatsızlığın yükselince idmanı bıraktı. Hafif rahatsızlığı bulunan Nako Ulma da antrenmana katılmadı. Mersin İdman Yurdu 26 Ekim Pazar günü Süper Lig'in 7. haftasında Tevfik Sarı Gür Stadyumunda Eskişehir Spor'u ağırlayacak. Maç saat 13.30'da başlayacak. Değerli seyirciler, Mersin'de Macit Özcan Spor Kompleksi içerisinde 3 tane futbol sahası bulunuyor ve bu futbol sahalarında da
Mersin İtman Yurdu zaman zaman antrenmanlarını gerçekleştiriyordu. Ayrıca zaman zaman bu tesislerdeki sahalar çeşitli amatör kulüplerin kullanımına da açılıyordu. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayının ikinci meclis toplantısında bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda da Macit Özcan Spor Kompleksi içerisinde yer alan bir saha kompleksten ayrıldı ve bu sahaya Mersinli Ahmet Stadyumu adı verildi. Ve şimdi de bu stadyumun etrafında tribün çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz bu stadyumun Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirileceğini ve Cumhuriyet Bayramı'nda bu stadyumda yağlı güreş turnuvası düzenleneceğini açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yağlı güreş müsabakaları düzenleyeceği Mersinli Ahmet Stadı'na üstü kapalı tribün yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yaptığı yazılı açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 91. yılı etkinlikleri kapsamında düzenleyecekleri ve Mersinli Ahmet Stadı'nda yapılacak olan yağlı güreş etkinliğinin daha modern ortamda gerçekleşmesi için stada üstü kapalı tribün yaptıklarını bildirdi. Mersin'in değerlerine ve Mersin'in yetiştirdiği her anlamda önemli şahsiyetlere sahip çıkmak için onların isimlerini bazı önemli tesislere, bulvarlara ve caddelere vererek yaşatabilmek için elinden gelen gayreti göstereceğini belirten Kocamaz, Mersin halkının da sesine kulak vererek Mersinli Ahmet'i tamamen ölümsüzleştirdik. Bu stadın ismine yakışır bir şekilde yeni düzenlemeler yapıyoruz. Üstü kapalı tribün yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenleyeceğimiz yağlı güreş etkinliğimizi halkımızın daha rahat, konforlu bir ortamda izlemelerini sağlayacağız. Halkımız bundan böyle Mersinli Ahmet Stadı'nda yapılacak her etkinliği yazın güneşten, kışın yağmurdan etkilenmeden rahatlıkla izleyebilecek. Bizim görevimiz Mersin halkına en iyi şekilde hizmet etmektir. Halkımızın da taleplerine dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ve değerli seyirciler, yerel gazetelerimize bir göz atalım. İlk olarak bakacağımız gazete Çukurova. Çukurova gazetesi şöyle bir başlık atıyor. Kimlikli ama kimliksiz diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'in aslında çok kimlikli bir kent olduğunu ancak aynı zamanda da kimliksiz bir şehir olarak görülmeye başlandığını ifade etti diyor. Ve Sayın Kocamaz bu sözüyle ne demek istedi, neyi anlatmaya çalıştı? Tüm ayrıntılar Çukurova gazetesinde okuyucuya aktarılıyor. Çukurova gazetesinden Haberci'ye geldiğimizde Haberci diyor ki iki anıt yaptı, ikisini de belediyeler çöpe attı. Kimin? Ünlü heykel sanatçısı Gencay Kasapçı'nın Mersin'e kazandırdığı iki anıtın başına gelmeyen kalmadı diyor gazete değerli seyirciler. Hatırlayacaksınız eski adliye önündeki kavşakta bir zamanlar bir beton, yuvarlak beton blok, ay gibi bir beton blok ve o beton bloğun üstünde de portakalı simgeleyen turuncu renklerde noktalar vardı. Ve benim hatırladığım kadarıyla tam en az 5 kere o anıtın üstündeki portakalı simgeleyen turuncu noktalar kırıldı, tahrip edildi ve belediye tarafından bazen de sanata ilgi duyan ve sanata katkı sunmak isteyen Mersin'deki çeşitli kurumlar tarafından o anıt onarıldı. Ama onarıldıktan birkaç gün sonrasında her defasında o turuncu noktalar kırıldı ve sonrasında da o anıt ortadan kayboldu, gitti. Tamamen yok oldu. Ve işte o anıtı yapan da ünlü heykel sanatçısı Gencay Kasapçı'ydı. Gencay Kasapçı'nın aynı zamanda şimdi ekranlarınıza da göreceğiniz üzere Adnan Menderes Bulvarı üstünde yine ayı simgeleyen bir beyaz beton platformun üstünde mavi renklerde kuşların uçuştuğunu gösteren bir heykeli vardı. Ama bu heykelde Burhanettin Kocamaz yönetimi zamanında Türk bayrağı üstüne serilerek gölgelendi. Sonrasında da heykelin üstündeki o kuşlar söküldü ve yerine Türk bayrağı monte edildi. İşte bu durum
sanatseverleri ve o heykelleri yapan heykeltıraşı üzdü. CHP'li belediye portakal ağacı anıtını çöpe attı. MHP'li belediyede özgürlük anıtının kuşlarını söktü, anıtın üzerine Türk bayrağı giydirdi diyor ve bu konuyla ilgili Abidin Yağmur'un yazmış olduğu yazı yorumlarla birlikte Haberci gazetesinde yer alıyor. Haberci'den hakimiyete geldiğimizde Hakimiyet gazetesi yanlış tercihler bugüne getirdi Mersin'i diyor ve ayrıntısında alt başlığında şöyle. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'in çok kimlikli bir kent olduğunu ancak bu kimliklerinin gereğini tam anlamıyla yerine getiremediği için kimliksiz bir şehir olarak göründüğünü dile getirdi. Kocamaz, Mersin'in sıçrama yapamamasının tek nedeni bugüne kadar Mersin'de görev yapan yerel yönetimlerin yanlış yatırım tercihleri ve merkezi hükümetin bu Mersin'e gereken desteği vermemesidir dedi. Sayın Kocamaz'ın bu konudaki açıklamaları ayrıntılarıyla hakimiyette de yer alıyor. Hakimiyetten Mersin gazetesine geçiş yaptığımızda Mersin gazetesi diyor ki daha ne olacaktı? CHP'de 13 yönetici istifa etti. Genel başkan yardımcısı sıkıntı yok dedi. Daha ne olacaktı? CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 13 yöneticinin istifası sonucu Mersin'de il yönetiminin düşmesi nedeniyle geldiği Mersin'de hiçbir sıkıntı yok dedi diyor. Ve değerli seyirciler, Yeni Güney gazetesine baktığımızda Yeni Güney gazetesi Mersin ileriye gidecek başlığını atıyor. Dersiniz, özür diliyorum. Ve Mersin Ekonomi Platformu'nda gerçekleşen başkan değişikliğine yer veriyor. Mersin Ekonomi Platformu'nda Mersin'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının birlikteliği ile oluşturulan ve Mersin'in ekonomik kalkınmasında katkı sağlayan ve 6 ayda bir gerçekleştirilen başkanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi. Ve devir teslim töreninde TÜRYAD Başkanı Feridun Gündüz, Mersin Ekonomi Platformu'nun başkanlığına seçildi diyor Yeni Güney gazetesi de efendim. Ve Yeni Güney gazetesiyle yerel gazetelerdeki haber turumuzu da sona erdirerek bugün de İçer Gündemi programını burada noktalıyoruz. Mersin'de yaşanan tüm gelişmeler haber merkezimizce hazırlanan haber bültenlerimizde. Bizde kalın, hoşça kalın efendim.